Herkese merhaba, sevgiler, selamlar. Bugün soya vaksı yani %100 doğal soya mumu yapacağız. Bunun için öncelikle parafinimi benmari usulü bir cezvede erittim. Özellikle size göstermek için de suyu getirdim. Bakın bu şekilde erittikten sonra ilk derecesine bakıyorum. Şöyle ki kaynatmıyoruz tabii ki. İçinde parça kalmayacak dereceye geldikten sonra cezveyi ocaktan, yani suyun içerisinden alıyoruz. Şu anda tabii ki dökmek için uygun bir sıcaklıkta değil. Bekliyoruz biraz soğumasını. Beklerken hazırlıklarımızı yapabiliriz. Ben bu şekilde bir kap kullanacağım. Bu kabın içerisine öncelikle birazcık döküyorum ki, farklı bir yöntem deneyeceğim aslında. Bu kabın içerisine birazcık mumumdan döküyorum ki benim fitilime yapıştırıcı görevi görsün. Öncelikle ahşap fitili mumun içine batırıp çıkartıyorum. İyice mumlanmasını sağlıyorum ahşap fitilin. Sonra yatay şekilde ahşap fitili bu şekilde bir camımız yardımıyla yerleştiriyorum. Bir müddet sonra zaten iyice kuruyacaktır. Bu arada bakın 59 dereceye geldi mumumuz. 59 derece de uygun değil. 55 derecenin altına düştükten sonra, burası aslında püf noktası bu. 55 derecenin altına düştükten sonra artık kullanacaksanız esans kullanmaya ve kalıba dökeceksiniz, kalıba ya da herhangi bir kaba dökeceksiniz de, ki soya vakslar çok fazla kalıba müsait mumlar değildir. Çünkü yapısı gereği birazcık kremsi kıvamdadır. O yüzden daha çok kaplarda kullanılması tavsiye edilir ama kalıplarda da yapıyoruz. Bakın 55 derecenin altına düştükten sonra esansınızı kullanacaksanız esans koyuyoruz. Ve daha sonrasında kabımıza mumumuzu döküyoruz. Ben kuru gül, tomurcuk güllerden kullanacağım. Şimdi görmeniz açısından aslında şöyle ki döktükten sonra 3-4 dakika daha bekledikten sonra üzerindeki süslemeleri yerleştirirsek çok daha sağlıklı olur aslında. Çünkü bu şekilde şu anda tamamen sıvı halde olduğu için üzerine koyduğumuz her neyse, ki karanfil koyabilirsiniz, kahve çekirdeği koyabilirsiniz, lavanta koyabilirsiniz, yasemin koyabilirsiniz. Her ne koyacaksınız üzerine, neyle süsleyecekseniz, birazcık bir tık mumun donmasını beklemekte fayda var aslında. Çünkü aksi halde az önce de söylediğim gibi mum henüz çok akışkan ve sıvı olduğu için üzerine koyacağımız materyal batacaktır bir miktar. Ben cımbız yardımıyla yapıyorum bu işlemi. Birazcık da videoyu uzatmamak adına, beklememek ve bekletmemek adına sol tarafı yapana kadar sağ taraf birazcık daha dondu. Orayı daha rahat yerleştiriyorum farkındaysanız. Bakın. Bu şekilde süsleme malzemelerimi siz her ne kullanacaksınız üzerine yerleştiriyoruz istediğimiz gibi. Aslında bu kadar basit. Ve işte bakın, bu da artık mumumuzun donmuş hali ve bitmiş hali, kullanıma hazır hali. Diğerleri de hazırlamış olduğum kaplarda, saksılarda, kaselerde hazırlamış olduğum kahve çekirdekli, tarçınlı, portakallı, lavantalı %100 doğal mumlar. Siz de bu mumlardan yapabilirsiniz. Aslında yapımı çok basit. Herhangi bir ekstra bir özelliği yok. Biraz meşakkatli olabilir, biraz beklemeniz gerekebilir. Sonuç harika. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Umarım beğenmişsinizdir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.